Ben köyü düşleyen kılavuzdan bahsederken kendimden bahsedeceğim. Şimdi sen kimsin diye soracaksın bana. Ben de bir Türk şairi diye cevaplandıracağım. Diyebilirsiniz. Bu arada köyde düşler. Ama kılavuzluğa pek rıza göstermeyebilirsiniz. Sen kim oluyorsun da kılavuz oluyorsun diyebilirsiniz. Benim iddiam Türkiye'de ve dünyada şairlerin en güvenilir kılavuzlar olduğudur. Yani şairlerden başkasına yol göstermek konusunda itimat ederseniz sizi onlar terk edecektir. Köye varma. Şairler sizi terk etmeyecektir. Çünkü şairler görünen köye kılavuzluk ederken size zaten sahip olduğunuz değerler dolayısıyla yol göstericilik yaparlar. Yani şairler sizin yolu kat etme gücünüzü artırır. Yoksa yani şairlerin yaptığı kılavuzluk, sağdan gideceksin, soldan gideceksin, efendim dikkat et, o çukura düşme şeklinde bir kılavuzluk değildir. Şu şekilde bir kılavuzluktur. Eğer bir çukura düşecek olursan işte o çukurdan çıkacak kadar gücün, kuvvetin yerinde, bunu sana söyler. Ya da bir yolu kat ederken önüne ırmak çıkarsa buradan kayıkla değil yüzerek geçeceğini söyler şair. Nereden kayık temin edeceğini anlatmaz. Bu çok adam neden bahsediyor diyeceksiniz. Ben şimdi neden bahsettiğimi söyleyeceğim size. Türkiye'den ve kendimden bahsediyorum. Ama bu yaptığım iş pek hoşuma giden bir iş değil. Yani benim aslında burada konuşmamam lazım. Ben çünkü bütün ömrümü böyle bir yerde konuşmak için değil, böyle bir yerde konuşmamak için yaşadım. Şimdi şöyle TÜYAP fuarında konuşuyoruz. Daha önce ben bunu yapmamış değilim. Yani bu sanıyorum TÜYAP üyesinde yaptığım konuşmaların dördüncüsüdür. Bursa'da, Konya'da, İzmir'de birer konuşma yaptım TÜYAP fuarları üyesinde. Bu dördüncüsü ve sonuncusudur. Bir daha
böyle yerlere uğrayacak falan değil. Yani bu toplumun ayaklar altına alınması için çalışan insanların aleti olmayacak. Şimdiye kadar bir takım insanlara bir takım sözler söyledim. Ümit ettim ki insanlar da bir şey uyanır. Dediğim gibi şairler insanlara kendi kıymetlerini hatırlatır. Ben böyle bir şey yapmaya gayret ettim. Ama insanlar kendi kıymetlerini önemsiz sayıyorlarsa buna bir diyeceğim yok. Kendilerini kıymetli bilmiyorlarsa buna benim yapacağım hiçbir şey yok. Yapacağım hiçbir şey yok. Ben bir hayat yaşadım ve bu hayat dediğim gibi burada konuşmak için değil, burada konuşmamak için. Burada hatta konuşulmasını takbih etmek için idi. Çok basit bir şey. Şimdi diyorlar ki işte gel görüyorsunuz onlarda. Ne yapıyormuş? TÜYAP çeyrek yüzyılını geride bırakıyormuş. Öyle mi? Şimdi çeyrek yüzyıl Türkçe değil. Çeyrek yüzyıl olmaz. Yani çeyrek zaten bir bir şeyin dörtte biri demek. Ama çeyrek saat deriz 15 dakika dememek için. Burada doğru ifade çeyrek asır olacaktı. Yani bir asrın çeyreği. Zaten 100 yıl dediğine göre 100 tane yıldan bahsediyoruz. Çeyrek yüzyıl ne demek? 25 yılını geride bırakıyorsun. Daha yeter. Yani çeyrek yüzyıl diye bir saçmalık olmaz. Yani bu saçmalığa cevaz verecek insanların aleti olmak iğrenç bir şey benim için. Onun için ben size neden bahsedeceğimi söyleyeyim. Yani bu memleket çok büyük bir risk altında. Türkiye Cumhuriyeti haritadan silinmek tehlikesini taşıyor. Aslında görüntü olarak haritadan silinmese bile mana itibariyle tarihten kalkmak üzere. Bu tehlikeye karşı insanlar hiçbir şey yapmadıkları gibi yangına körükle gidiyorlar. Bunun önlenmesini sağlayacak yol da şiirden geçiyor. Bu size çok saçma sapan bir şey gibi görünebilir. Ama zaten böyle göründüğü için bu durumdayız. Şiirin Türkiye'de nasıl yön temin edici, nasıl kılavuzluk sağlayan, kılavuz olan bir değer olduğunu insanlar anlamadılar. Hala da anlamaktan uzak duruyorlar. Bu ülkede şairlerin bir yeri olması lazım. Yani şimdi bakın Almanların dünya ölçüsünde örgütledikleri kültür merkezlerinin adı nedir? Goethe Institute, değil mi? İspanyollar Instituto Cervantes yapıyorlar. Bir tanesi Almanlara Alman olmanın yolunu açmış olan kişi. Diğerleri de İspanyollara İspanyol olmanın yolunu açan kişi. Cervantes bizim
tarihte etkin değil, edingin bir rol oynamaya başladığımız savaşın başlamamıza sebep olan savaşın katılımcılarından birisi Cervantes. Biz İnebahtı diyoruz, gavurlar Lepanto diyorlar. O savaşta sol kolunu kaybetmiş. Onun için Cervantes'in başka bir adı da Lepanto'nun çolağıdır. Onlar da kendilerine ait bir yol çizmişler, gidiyorlar. Bizim toplumumuzda şiirle milli varlık arasında birebir örtüşme vardır. Şiir Türkiye'de milli varlığın tam kendisidir. Türkiye'de şiiri yok ederseniz Türk diye bir şey kalmaz. Kalsın kalmasın ne olacak? Yani şimdi ben kendimden bahsetmek durumunda olduğumu başında söyledim size. Zaten vaktiniz de pek fazla yok. Sizin de pek bir şey anlayacağınızı tahmin etmiyorum. Ama ben vebal altında kalmamak için söyleyeceğim. Şimdi ben 1944 yılında doğdum. Bu ne demek? Kitaplarımdan birinde de belirttim. Bu şu demek. Amerikan askerlerinin Almanya sınırlarına girdiği günlerde doğdum ben. Bunun önemi nedir? Bunun önemi şudur. Biz İkinci Dünya Savaşı'nın galibinin, yani o Amerika Birleşik Devletleri'dir. İkinci Dünya Savaşı'nın galibinin dayattığı şartlarda çocukluğunu yaşamış insanlarız. Ben 1950 yılında ilkokula başladım. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben bu bakımdan çok önemli bir insanım. Türkiye'de tek parti iktidarının sona erdiği, çok partili siyasi hayatın başladığı bir bakıma. Çünkü 46'da ilk defa seçim olmuştu ama 1950'de yeni bir parti Türkiye'de hükümet kurduğu için siyaset sahici bir varlık sahibi oldu. Türkiye'de siyasetin yapılması mümkün hale geldi. Fakat bu imkan 27 Mayıs 1960'da sona erdi. Yani 27 Mayıs 1960'da Türkiye'de siyaset yapma imkanı ortadan kalktı. Ondan sonra biliyorsunuz her 10 yılda bir darbe yapılır diyorlar. Pek tam sayı tutmuyor çünkü 60'tan sonra 71 yani 11 sene. Ondan sonra da 80 yani 9 sene. Ama işte insanlar hoşuna gidiyor öyle 10 senede bir darbe olur diye. Öyle değil. Ondan sonra da neden 1980'den sonra Türkiye'de askeri darbe olmuyor? Çünkü o askeri darbenin ortaya çıkardığı şartlar hala yürürlüktedir. O askeri darbenin Türkiye'yi soktuğu, Türkiye'yi icbar ettiği biçim halen geçerlidir ve sanıyorum ki burada bulunan insanların çoğunluğu bu tarihten sonra doğmuş insanlardır. Yani böyle anlaşılmaz, başına ne geldiğinden habersiz insanlar olarak yaşayan tuhaf insanlar bunlar, insansalardır. Bunların arasında benim 4 çocuğum da var.
Türkiye'de bir şey olması lazım. Her şeyin yok olmaması için. Her şeyin yok olması ne demek? Her şeyin yok olması bizim için dilimizin yok olması demek. Yani biz lisanımızı kaybettiğimiz takdirde insan olmaktan çıkacağız. Diyeceksiniz ki sadece Türkçe konuşunca mı insan olur? O ayrıca konuşulacak bir şey. Ama en azından bizler Türkçe artık konuşmadığımız zaman insan olmayacağımız kesin. Yani bizim Türkçenin dışında bir dil konuşmamız hayvanların kendi aralarında anlaşmaları gibi bir şeydir. Yani insan dili, yani telaffuza yarayan insan dili bize insanlığımızı telkin eden dildir. Yani eğer bize insanlığımızı konuştuğumuz dil telkin etmiyorsa ona insan dili demeyiz. Ama dil çok geniş bir şeydir. Hayvan dili olabilir, robot dili olabilir. Yani bir insan dili vardır ki o dil insana insanlığını telkin eder. İnsana insanlığını telkin ettiği kadar insan dilidir. Yoksa her türlü anlaşmayı insanlar yapabilirler. Şiir dışında. Yani şiir içindeki dil bize insanlığımızı telkin edebilir. Şiirimizi kaybettiğimiz zaman insanlığımızdan çıkacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ama bir takım insanlar zaten hiç insan olmadıkları için bunu hiç hissetmeyecekler. Yani insanlıktan çıktıklarını anlamayacaklar. Bu meselenin çok bariz bir tarafı var. Çok bariz bir veçesi var. İnsanlaşmamızın, insanlıktan çıkmamızın bir şiire sahip olmamızın ya da o şiirden haberdar olmayışımızın doğrudan doğruya hayatımızın akışını ilgilendiren bir veçesi var. Biz bugün dünyada hakim olan anlayışın ve yaşayış tarzının karşısına çıkarak insan olmuş insanlarız. Bizler, Türkiye'de yaşayan insanlar, insanlıklarını bugün dünyada yürürlükte olan gücün karşısına çıkarak sağladılar. Bu güç kapitalist. Türkiye'de insanların bir varlık kazanmaları kapitalizme karşı kendi önemlerini ortaya koymuş olmaları sebebiyledir. Yani dünya sistemi diye bir şey var bugün. Bugün bize her şeyi yaptıran o. Beni burada konuşturan o. Ama ben dediğim gibi ümit ediyordum ki insanlar
benim işaret ettiğim hususlar dolayısıyla bir yol yürümeyi göze alırlar. Ama öyle bir dert kimsenin derdi değil. Ama ben şimdiden ikaz ediyorum ki benim sözünü ettiğim meseleyi mesele olarak görmeyen insanlar Türkiye'nin felaketini hızlandırmış olacaklardır. Türkiye'nin başına gelen bütün kötülüklerin suç ortağıdırlar. Biz bu dünyada, bu kocaman dünyada kapitalizmin çıkar yol olmadığını göstermek suretiyle başarı kazanmış centlerimizin kalıntılarıyız. Aslında o bakımdan süprüntüyüz. Bundan çıkmamız lazım. Bu süprüntü halimizden kendimizi kurtarmamız lazım. Bunun için de bize dediğim gibi Türk şairlerinin çok büyük malzeme temin edeceği açık seçiktir. Ettiği de bakidir. Şimdi ne dedim? Almanlar mağlup olduktan sonra doğdum. Türkiye'de Demokrat Parti iktidara geldiği zaman ilkokula başladım. 27 Mayıs 1960 sabahı da erken kalkmıştım, kimya çalışıyordum. Çünkü kurtarma sözlüsüne kalkacaktım, ikmale kalmamam için. Fakat ihtilal oldu. Ben kimyadan ikmale kaldım ama sadece kimyadan kalmadım. 4 tane daha vardı. O sene 5 dersten ikmale kaldım. Lise 2'den 3'e geçerken. Fakat kimya imtihanı çok kolay verdim. Çünkü 27 Mayıs ihtilalinin öncesinde 27-28 Nisan olayları, öğrenci hareketleri vardı. O öğrenci hareketleri bir şekilde Türkiye Komünist Partisi ile vesaireyle alakalı olduğu için öğrencilere o sene bütün Türkiye çapında kıyak geçildi. Ve ben de kimya imtihanından sadece bir yüksek fırın çizip geçtim. Yani bana sordukları sorulardan bir tane doğru olan oydu. Yüksek fırın çizmiştim. Gayet iyi biliyorum. Her ne halise bu oldu. Ne oldu? 27 Mayıs 1960'ta silahlı kuvvetler Türkiye'nin tek parti yönetimine son veren iktidarına son verdi. Türkiye'nin kendi oylarıyla başına getirdiği insanları silah gücüyle devirdi. Gerekçesi ne olursa olsun. Bu Türkiye'ye karşı bir hareketti ve bu hareket izlerini, etkisini hala devam ettiriyor. Bu hareket ilk olarak Türkiye'nin menfaatlerini düşünme tehlikesi olan subayları tasfiye etti. Emekli inkılap subayları diye bir şey çıktı. Vesaire. Uzatmayalım. Çünkü vaktimiz yok. İşte ben bu tarihten sonra şiir yazmayı iyi bir şey olarak kabul ettim. Kendime göre, gene bunu da kitaplarımdan birinde belirttim. Mutlaka kendimi ifade etmek için sanat dallarından birini seçecektim. Müziği ve resmi seçmedim. Çünkü çok masraflı şeylerdi. Yani param yetmiyordu müziğin ve resmin malzemelerine ulaşmak için. Ama şiir için kafam yetiyordu. Yani bir kafam vardı ve onu harekete geçirip onu çalıştırıp şiir yazabilirdim. Netice itibariyle öyle yaptım. Yani bir
insanlığını ortaya çıkarma işiydi şiir benim için. İnsanlığımı kendimden başkalarına da gösterebilme işiydi. Ve ben o dönemdeki şiirlerimi insan dediğiniz bu yaratığın boyutlarını acaba keşfedebilir miyim derdine düşmüş olarak yazdım. Yani benim 1966'da yayınlanmış ama içindeki şiirler 1962 ve 64 yılları arasında yazılmış olan kitabım Geceleyin Bir Koşu bu endişelerle ortaya konmuştur. Ama ondan sonra 1965 yılında Partizan diye bir şiir yazdım. Bu Türk şiirinde eşi benzeri olmayan bir metin idi. Eşi benzeri olmayan bir metin idi çünkü hem dünya edebiyatının şiir bakımından sahip olduğu tecrübeleri hem de Türk milletinin kendini öne çıkarmak için taşıdığı endişeleri meclediyordu. Böyle bir özelliği vardı Partizan şiirinin. Yıl 1965. Nasıl ben ilkokula başlarken tek parti yönetimi sona erdiyse 1965 yılında da ama ben şiir yazdıktan biraz sonra Türkiye'de 27 Mayıs 1960 sabahı yapılan hareketin rövanşı alındı. Yani 1965 yılında yapılan seçimlerde Adalet Partisi 240 milletvekiliyle bütün kanunları çıkarabilecek milletvekili sayısına sahip bir iktidar elde etti. Yani 27 Mayıs'ta silahlı kuvvetler Türkiye'de seçimle gelmiş olan hükümeti devirdi. Bundan sonra 1961 yılında bir seçim oldu. O seçimde Demokrat Parti'nin siyasi mirasına sahip olduğunu iddia eden, siyasi mirasına sahip çıktığını iddia eden iki parti seçime girdi. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. Ve aynı zamanda 1964 seçimleri ağır halk üzerinde yıldırıcı baskıların yürürlükte olduğu bir seçim olarak cereyan etti. O yüzden tıpkı 46 seçimlerine benzeyen bir tarafı vardı. O yüzden gerçekten Türk halkının tepkisi dile gelmedi 1961 seçimlerinde. Hem düşük yüzünden hem yıldırılmışlık yüzünden. Ama 1965 seçimlerinde Türkiye'de seçmenlerin çoğunluğu kendi seçtikleri iktidarı istediklerini Türkiye'nin iplerini elinde bulunduran insanlara yüzlerine aykırdılar. Ve bu seçimlere Türkiye İşçi Partisi İslami bir sloganla katıldı. Türkiye İşçi Partisi o sırada bütün büyük şehirlerin duvarlarını kula kulluk yetsin artık sloganıyla donatmıştır. Bu sosyalist bir slogan değildir. Bu katıksız bir İslami slogandır. Yani 1965 seçimlerinde bir taraftan Türk halkı kendi oyuna sahip çıkarken Adalet Partisi'nin 240 milletvekili, diğer taraftan da 16 milletvekili
çıkarmasına imkan vererek Türkiye İşçi Partisi'nin İslami taleplerini canlandırdı. Bu kimsenin dikkatinin çekmediği bir şeydir. İşte ben hayatını sosyalizme ve İslamiyete hizmetle yaşamış bir insan olarak Türkiye'de şiirin hakkını vermeyi bilen bir insan olarak karşınızdayım. Ve bu insanın böyle çeyrek yüzyıl mavallarıyla atlatılması bir skandaldır. Türkiye'de bir şey başladı. Bu İstiklal Harbi ile başlayan şeydir. Bu şey Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı olmasına kadar canlılığını korudu. Ben diyorum ki daha Turgut Özal Cumhurbaşkanı olmadan eğer Turgut Özal Cumhurbaşkanı olursa Türkiye yarı bağımlı bir ülke olmaktan kurtulacak. Hakikaten oldu ve Türkiye yarı bağımlı bir ülke olmaktan kurtuldu. Şimdi peki bizim yarı bağımlılığımız ne anlama geliyordu? Yarı bağımlılığımız şu anlama geliyordu. Birinci Dünya Savaşı sonunda dünya sisteminin patronu Britanya. Britanya İmparatorluğu idi. Türkiye Britanya İmparatorluğu'nun müsaadesi oranında yeniden teşkilatlanmayı başaran bir ülke. Bilenin hakkıyla yaptı ama bazı şeylere geçici olarak evet diyerek. Geçici olarak evet dediğini de işte tek parti iktidarını devirerek, tek parti iktidarını devirenleri devirerek ısrarını gösterdi. Ama bu halkın, bu toplumun o kadar içi geçmiş ileri gelenleri var ki halkın dinamizmi, direnci, ahlakı bu içi geçmiş ileri gelenlerin çürütücü etkisine direnemedi. Sonunda işte Türkiye'de bir yere gelindi. Türkiye'de böyle sağ sol varmış gibi görünüyor. Yok böyle şeyler. Böyle şeylerin olmadığını bizzat ben hayatımda yaşadım. Ve benim şiirim de sahiciliğin nerede olduğunu işaret eden bir mayayı sunar okuyan. İnsanlar bu mayadan istifade ederler veya etmezler. Ama şairi yok edip şiire ulaşamazsınız. Yani ortada bir şiir varsa o şiirin ortaya çıkmasına sebep olan kişinin ahlaki değerleri mutlaka belirleyici bir işlev yüklenmiş demektir. O yüzden biz işte kendisine İstiklal Marşı vermiş olan bir şairi bağrına basamayan bir toplum olarak bu lekeyi hala üzerinden silememiş bir toplum olarak yaşıyoruz.
Şimdi bizim İstiklal Marşımızda medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor. Ondan sonra siz ne diyorsunuz? Batı uygarlığının istilecekleri salak salak alçakça şahlaflar söylüyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra bunu milli politikaymış gibi böyle yani Türkiye'de devlet idaresinden toplum sevkiyatından bahsetmek mide bulandırıcı bir şey. Onun için şiirin neyi taşıdığına bakmamız lazım. Şiirin neyi taşıdığını göremediğiniz için hiçbir şey görmemiş oluyorsunuz. Bu yüzden uzun yıllar benim yazdıklarım işte anlaşılmaması sebebiyle çok kıymetli sanıldı. Yani diyelim ki benim birinci kitabım Geceleyin Bir Koşu, ikincisi Evet İsyan, Cinayetler kitabı Celladıma Gülümserken, Bir Yusuf Masalı ve sonunda Avnab Bin Yecur, altı kitabım var. Ölünceye kadar da yedincisi olmayacak. Bu bir macera. Şimdi böyle görüyorum. Yani bir macera olarak görüyorum. Çünkü benim şiirim henüz okuyucusunu bulmuş değil. Kitaplarımın şiir kitaplarının satışı bunu kanıtlamaz. Bulduğunu kanıtlamaz. Şimdi size şiir dolayısıyla siyasi beyanlarda bulunmak mecburiyeti altındayım. Yani neden işler bu şekilde yürüdü? Yani neden şiir marjinal kaldı ve diğer taraf azmanlaştı? Diğer taraf dediğimiz siyasi uzlaşma tarafı azmanlaştı. Şimdi tabloyu iyi belirlememiz lazım. 14. asır Osmanlı Devleti'nin kurulduğu asır. 14. asır, tablonu kafanızda canlandırın. Önce bir Akdeniz havzasının haritasını gözünüzün önüne getirin. Burada İtalyan site devletleri kapitalizmin tohumlarını atıyor, kapitalizmin temellerini atıyor. Ne oluyor? Osmanlı Devleti de kendine mahsus siyasi ve askeri organizasyonunu başlatıyor. 14. asır. 17. asır. Dünya sistemi, yani İtalyan site devletlerinde temelleri atılmış olan sistem Hollanda'da bir bedene kavuşuyor. Bu beden borsa dediğimiz şey. 17. asır, ne dedik, Osmanlı Devleti 14. asırda temellerini attı. 17. asırda ne oldu? Osmanlı Devleti dünyadaki birinci sınıf, sınıf kelimesini atalım, birinci devlet olma vasfını kaybetti. 17. asır. Aynı zamanda sadece borsa teşekkür etmedi. Avrupa'da bugün bilim diye bildiğiniz şey de organize edildi. 19. asır. Avrupa'da doğan medeniyet
bütün dünyaya hakim oldu. 19. asır Osmanlı Devleti'nin varlığı şark meselesi olarak bir tıpkı Bizans'ın Osmanlı toprakları arasında kaldığı gibi kaldı. 19. asır. 20. asrın başlangıcı 1918. Dünyadan İslam bir askeri güç ve siyasi organizasyon olarak silindi. 1918. İslam dünyadan bir askeri güç ve bir siyasi organizasyon olarak silindi. Bir tek ümit doğdu. Bu siliniş karşısında Türk ordusunun genç kadroları teslimiyetçi bir davranış göstermektedir. Türk ordusunun genç kadroları İslam'ın bir askeri güç ve bir siyasi organizasyon olarak tarihten silinmesine itiraz ettiler. Sonra bu itiraza ordunun daha yüksek kademeleri de katıldı diyelim ve bir İstiklal Harbi verildi. Ama şimdi İstiklal Harbi İslam'ın tarihten bir siyasi organizasyon ve askeri güç olarak silinmesine karşı verilmiş bir savaştı. Bu yüzden de ne oldu? Bizim 1921 anayasamızda ne yazıyordu? Devletin dini, dini İslam'dır. 1921. 1924 anayasası, yani Cumhuriyet'in ilanından bir sene sonra yapılan anayasada ne yazıyordu? Devletin dini, dini İslam'dır. 1924, Cumhuriyet'ten sonra. Çünkü biz İstiklal Harbi'ni din için verdik. Bunu Türkiye'de şiir diliyle söyleyen tek insan size şimdi şu anda hitap ediyor. Öyle Cahit Külebi'nin Kurtuluş Savaşı destanı falan var. O İstiklal Harbi'ni anlatmıyor. Ahmet Düşir anlatıyor İstiklal Harbi. Ne oldu? Biz kazandığımız gücü dünyaya bir kez daha göstermek istedik. Demokrat Parti iktidara geldiği zaman insanlar Amerikan pamuğuyla rekabet etmeyi düşünüyorlar. Bunu biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen pamukla rekabet etmeyi düşünüyor mu iktidar? Ama o günler geçti. Sonra ne oldu? Türkiye'de sosyalizm yoluyla tekrar gücünü toparlamak, Müslüman varlığını dünyaya kabul ettirmek savaşı başladı. Bu sosyalizm kıyafetinde başladı. 1960'tan sonra.
Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Mehmet Ali Aybar önce bir mitingde maya tuttu demişti. Bu tıpkı Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi. Maya tutmuştu ve 1966 yılında Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar gözlerinin içine baka baka iktidara geleceğiz dedi. Gene devamla 1969'da başa güreşeceğiz dedi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de solcuyum, komünistim, carçurt diye hava atan adamların tamamı Türkiye İşçi Partisi'nin oy kaybetmesi için seferber oldular. Köy köy dolaşıp bunu komünistler yaptılar. Yok ettiler. Önce Mehmet Ali Aybar Sovyetler Birliği'ne karşı çıktığı için genel başkanlıktan uzaklaştırıldı. Biliyor musunuz? Mehmet Ali Aybar Türkiye İşçi Partisi genel başkanlığından uzaklaştırıldığı zaman Türkiye İşçi Partisi'nin ikinci genel başkanı kimdir? Mehmet Ali Aslan. Bilmezsiniz. Bu ismi bilen var mı aranızda? Mehmet Ali Aslan Yeni Akış isminde bir dergi çıkarıyordu ve Türkiye'de 65 sonrası Kürtçü hareketin bir ileri unsuruydu. Bu adam Türkiye İşçi Partisi'nin ikinci genel başkanı. Yani lafı uzatalım mı bilmiyorum. Vaktimiz kalmadı. Hayır, bize diyecekler. Hadi gidelim. Bir yere kadar. Sosyalizm yoluyla İslamiyet'in Türkiye'de canlanması tehlikesine karşı harekete geçenler duruma hakim oldular. Türkiye'de İslam düşmanı sosyalizm vaziyeti yöneten unsurlar oldu ve bunlar doğrudan doğruya görevli olarak yaşadılar. Yani ondan sonra 1969 diyelim, o tarihten sonra Türkiye'de sol hareket doğrudan doğruya Amerika'nın kontrolünde yürüdü. Amerika'nın değil, merkezi haber alma teşkilatı. Ve bütün bu iş bir yere geldi. Nereye geldi? 1973 yılında. 1973 yılında bu sefer başka bir şey uç verdi. Şimdi Türkiye'de sosyalist kıpırdanış, sosyalizm kıyafetindeki İslami kıpırdanış, devlet eliyle budandı, yok edildi. Ama Müslüman kıyafetiyle İslami kıpırdanış doğrudan doğruya devlet eliyle başladı. Yani halk bu İslami gidişi harekete geçiren güç değil. 1971 yılında
Amerika Birleşik Devletleri ikinci askeri müdahalesini yaptı. Bildiğiniz gibi Amerikan Büyükelçisi rivayet edilir ki Süleyman Demirel'in odasına hışımla girip "Are you changing the access?" demiş. "Mihver mi değiştiriyorsunuz?" Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup Türkiye'de haşhaş ekiminin yasaklanmasını istiyor. Süleyman Demirel de biraz oralar onun oy deposu. Siyasi endişelerle bunu savsaklıyor. Bu yüzden bir azar işitmiş Amerikan elçisinden. Çok geçmeden de bildiğiniz gibi 12 Mart muhtırası verildi. Onun tabi başka boyutları da var. İşte 9 Mart bir solcu subay darbesi ihtimali falan filan gibi mahir kaynaklı bilgiler de var. Ama önemli olan Türkiye'de Amerikan müdahalesinin etkinleşmesi, sanki etkin değil miydi? Mutlaklaşması diye hadisesidir. Şimdi Adalet Partisi bu sefer ne oldu? 1971'de muhtırayla, yani Süleyman Demirel'le alay ediyorlar ya, aldı şapkasını gitti diye. Aldı şapkasını gitti. Ama iki sene sonra seçim var. 73-71'de muhtıra verilmiş. Yani Türk halkının gene oyuyla getirdiği bir yönetimi bu sefer hopsopla uzaklaştırmışlar. Seçim var. Seçimde acaba 65'teki sonuç tekrarlar mı? Birilerinin paçaları tutuştu. Tekrarlanmaması için ne yaptılar? Dünyada bütün hakim güçlerin yaptığı şeyi yaptılar. Ateşlediler. Benzin dökerek söndürülmez. Ateşe su döker. Su döktüler. Yani Türkiye'de siyasi, İslami bir alternatif ürettiler. 1973 yılında Milli Selamet Partisi seçime girdi. Neden? Çünkü eğer Milli Selamet Partisi seçime girmeyecek olsaydı, Adalet Partisi iktidara 65'te kazandığı başarının belki 5 misli ile gelecekti. Ne oldu? 1973 yılında Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit müştereken Süleyman Demirel'e saldırdılar ve birbirleri aleyhinde hiçbir laf söylemediler seçim propagandası boyunca. Ve Necmettin Erbakan da biz mekteplerden felsefe dersini kaldıracağız, yerine hadis dersi koyacağız diye nutuk atıyordu. Bütün futbol sahalarını fabrika yapacağız. Öyle diyordu Necmettin Erbakan seçim propagandası sırasında. Sonuçta şöyle bir şey oldu. Cumhuriyet Halk Partisi en çok milletvekili çıkaran parti oldu. İkinci gene Adalet Partisi oldu ve üçüncü parti de 48 milletvekiliyle Milli Selamet Partisi oldu. Yani böylece Türkiye'de bir ümit manipülasyonla devreye sokulmuş oldu. Türk halkının 1918'de uğradığı felaketin yaralarını sarmak için bir şeyler yapılması gerektiği duygusu basit bir siyasi manevranın aleti oldu. 1973 yılındaki seçime Türkiye'deki bütün İslami gruplar, Nurcular, Süleymancılar, tarikatçılar, Selefiler, kim olursa olsun hepsi aynı güce kan taşıyarak
işin içine girdiler. Böyle bir sonuç alındı ve zaten bu bir manevra olduğu şundan belliydi ki 77'deki seçimde Milli Selamet Partisi milletvekili sayısı tam yarıya indi. 26 oldu, değil mi? Bütün bunların şiirlerle alakası var. Bütün bunların şiirlerle alakasını kuran ben. 1965'te Partizan şiirini yazan adam 1974'te Amentü şiirini yazdı. Yani devlet bir şey yapıyorsa ben başka bir şey yaptım. Ve milletin gıda temini için başvurabileceği bir şeye emek ver. Bugün böyle bir şey söz konusu mudur? Yani bugün bir açılımdan bahsedebilir miyiz? Eğer bu yayın piyasasını bilmem çarpçuk işte kitap fuarında. Ne işe yarar bu kitap fuarı? Birilerinin cebini doldurmaya yarar. Türk milletinin uyanışına zerrece katkısı olacağını sanıyor musunuz? Sanıyorsanız salaksınız. Çünkü milletin uyanışı ancak yürünecek bir yol bulması suretiyle olur. Yani gidilecek bir yol olması lazım. Bu fuarda satılan kitaplar her yere gidilebilir diyor. Benim kitaplarımın birinin arkasına yayın evinin seçip koyduğu bir cümlem vardır. Eğer bir insan nasıl? Ne çıkan yollar gidilebilir yollar ise o insanlar kaybolur. Evet. Yani bütün yollar gidilebilir yollarsa o insan kaybolmuştur. İşte bu fuar o işe yarıyor. Bu fuar diyor ki her yere gidersin abi. Yani hiçbir yere gidemez. Ve şiir bu konuda da adına layık olmayan yani şuurdan tamamen bir nasip, bir cenaze olarak yaşıyor Türkiye. Benim yazdıklarım hariç. Bunun boş bir böbürlenme olmadığını anlamanız gerekir. Üç şey dayatıldı bütün dünyaya, sadece Türkiye'ye değil. Ama Türkiye zaten bu biraz önce anlattığım süreçlerle hapı yutmuş bir ülkeydi. Yani komünistler ve Müslümanlar Türkiye'ye ihanet etmişler idi. Ondan sonra zaten ne olacak? Üç şey dayatıldı. Bütün dünyaya, bu arada da Türkiye'ye. Demokrasi, insan hakları, serbest pazar. Ve bunlar birbirlerini destekleyen şeyler olarak kakalandı. Türkiye'de ben laf söylüyorum diye ağzını açan, daha doğrusu gagasını açan herkes bu mabalı okuyor. Demokrasi, savunulan demokrasi Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a getirdiği demokrasidir. Savunulan demokrasi budur. İnsan hakları
sadece İsrail vatandaşlarının haklarıdır. Serbest pazar asla serbest olmayan bir pazardır. Bunu insanlar yiyip yuttuktan sonra hiçbir çıkış yolu aramayın. Yani biz 1918'den 1922'ye kadar bir istiklal harbi verdik. Bu harbin verilmesi sonucunda karşısında varlık gösteremeyeceğimiz güçlerin kısmi taleplerine razı olmak gibi bir hileyi devreye soktuk. Yani o gün işin başında olan insanların hepsi şimdilik böyle diyorlar. Ama sonradan bu bunların hepsi böyle değildi tabii. Bazıları şimdilik böyle değil. Bundan böyle böyle diyorlar. Ama o şimdilik böyle bir yere kadar dinamizmini muhafaza etti. Ama şu anda böyle bir gücümüz olmalı. Yani insan olmak demek kendi lehine olan kararı vermek demek. Yani insanın bir tek ayırıcı vasfı var. Dünyada yaratılmış olan her şeyden. O da kendi lehine karar verebilmesi. Karar verebilmesi. Buna isterseniz daha düzgün bir ifadeyle dua diye. Yani insan dua edebilir. Diğer varlıklar dua edemez. Daha doğrusu onların duaları varlıklarında mündemiştir. Biz insan olarak varlığı ve duası tefrik edilebilen yaratıklarız. Onun için biz Müslüman olarak ne diyoruz? Allah'tan ümit etmek küfür, ümit kesmek küfürdür. Allah'tan emin olmak küfürdür. Yani haf ve reca arasında olmak, Allah bize verirse olur demektir. Nasıl olsa verir, vermeye mecbur diyemezsiniz. Ya da yok canım verir mi? Ne münasebet? Nerede bu saatten sonra bize vermez de diyemezsiniz. Bunların ikisi de küfürdür. Mümin bütün imkanlar ortadan kalktıktan sonra Allah tarafından kendisine imkan bahşedileceğini bilen, bundan emin olan kişidir. İman bundan ibarettir. Hiçbir zaman şartların mutlak olmadığı, sadece Allah'ın iradesinin mutlak olduğunu bilmek imanın işaretidir. Dolayısıyla şu anda oho bu saatten sonra bu olur mu? Bu saatten sonra İstiklal Marşı Derneği kurulur mu? Demek küfürdür. Mutlaka olur. Eğer Allah isterse. Allah'ın istemesi için ne lazım? Hiçbir şey lazım değil. Ama
Allah duaları kabul eder. Bugüne kadar. Toparlayalım. Bugüne kadar kainat yaratıldığından bugüne kadar kabul edilmemiş dua yoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de denir ki insanoğlu hayra da şerre de dua eder. Onun için siz duanızın şerre olup olmadığına dikkat edeceksiniz. Hayra dua ettiğinizi sanarak şerre dua edebilirsiniz. Onun için yani ne diyoruz? İmanın en zayıfı kalben buğz etmektir. Bunu bile yapmıyorsanız eğer bugünkü Türkiye'nin durumuna kalben dahi buğz etmiyorsanız size mümin diyemeyiz. Dolayısıyla sizin hayra dua etmeniz imkanı yoktur. İşte toparladık. Hayırlı günler.